Radikal tahammülsüzler, bizim bu programı birlikte yaptığımız ekranları başındaki değerli dostlar, hepinize merhaba. Evet, çarşamba günleri Sayın Akşener'le birlikte programı yapıyoruz. Neden derseniz programın birinci bölümünde az önce baktım, tam 44 dakika değil mi Hasan? 42-43 dakika Sayın Akşener aldı. Eskiden 20-25'te bırakıyordu, şimdi 44'e kadar aldı. Niye? Ben Sayın Akşener'e hak veriyorum. Çünkü Türkiye'de bu basın yasasıyla insanları susturmaya çalışıyorlar ama Akşener'in çıktığı ekranlar izleniyor. Bizim kardeş ekran diye tarif edebileceğimiz diğer ekranlarda biz aynı anda canlı yayınlıyoruz. Merkez medya diye tarif edilenlerin de hiç oralı olmadığını da burada not olarak size düşmek isterim. Elbette kardeşlerimiz var ama nihayetinde size bir teşekkürü borçluyum. Çok kısa zamanda kendi saatimizde bütün rakiplerimizi geçerek sözümüzü birlikte paylaşmamızı sağlayan çok değerli seyircilerimize, kanalımızı her gün biraz daha ileri taşıyan çok değerli seyircilerimize teşekkür ediyorum. Neden? Bu işin ödülü şu aslında. Sokakta biz görüyorduk. İnsanların bize tavrını görüyorduk. Geliyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar. Ceplerindeki 1 lirayı, 3 lirayı, 5 lirayı, 10 lirayı veriyorlar. Kitaplarını Felebir kitapçısından alıyorlar. Her gün kitaplar imzalıyoruz, sizlere gönderiyoruz. Funda Hanım sağ olsun hızlı çalışmaya çalışıyor. Felebir kitapçısını sırtlıyor. İşte az önce konuştuk. Hasan orada saçlarını bu yolda döktü. Benden küçüktür Hasan. Bende saçlar var. Şu espriyi yapmıştık. 24 Haziran'da 2 gün sonra ben 52 yaşına giriyorum Hasan dedim. Ama hiç değilse benim saçlarım var dedim. Hasan da dedi ki ya abi ben de sana yakınım ama bizde saçlar gitti. Saç önemli. Saçlara dikkat edelim. Şimdi yine Mücella ablayla başlayacağız. Aslında konu çok. Dolayısıyla önümüzde 7-8 dakika var. Onu iyi kullanacağız. Kısa reklam yapacağız. Döneceğiz ve 5. viteste gideceğiz. Ama Mücella ablayı unutmuyoruz. Niye? Yoldaşlık esastır. Yoldaşlık nereden gelir? Solculuktan denir. Yoldaşlık nedir? Yoldaşlık omuz omuza olmak demektir. Birinizin canı yansa hepinizin yanması demektir. Biriniz düşseniz hep beraber kaldırmak demektir. Çünkü orada çıkar yoktur, iktidar yoktur, muktedir yoktur. Orada sadece ve sadece yoldaş olmanın bilinci vardır. Para, pul, şan, şöhret bunlar arkadan gelir. Esas olan hep beraber yürüdüğünüz insanlarla birlikte kimseyi geride bırakmadan yan yana yürüyebilmektir. Arkamda yürüyen olsun istemem. Önde giden olsun istemem. Yan yana olmak isterim. Bir de şunu unutmayalım. Her kavgada öne çıkan isimler olabilir ama aslında o isimler tek başına değillerdir. Mutlaka yanında insanlar vardır. Bunu niye söyledik? Mücella abla için söyledik. Biz unutmuyoruz. Siz de unutmayın. Onların çocukları var, sevdikleri var, aileleri var. Onlar zaten unutmuyor. Ama mesele o değil ki. Biz oraya gidemiyorsak da, Tele1'de orada açmıyorlarsa, bakın Tele1'i açtırmıyorlarsa da oraya gidiyor. Diyorlar ki, eminim Enver ve gündeme not düşen radikal tahammülsüzler her gün, her sabah senden söz etti. Bunu dediklerine eminim. Çünkü hep beraber arkadaşlarla bunu yapıyoruz. Her yer Taksim, her yer direniş. Taksim, Gezi onurumuzdur. Mapusta 58. gün. Onlar içeride, biz dışarıda mahkumuz. Neden biliyor musunuz? Ülkemizdeki bir tek kişi bile haksız yere de mapustaysa, bizim gibi düşünmese bile, bizim gibi hissetmese bile, hatta bize kem göz söylese bile, biz kem söz söylese bile arkasındayız. Size bir şey söyleyeyim, küçük bir ipucu vereyim. Merdan Bey'le evvelsi akşam konuştuk, evvelsi gün konuştuk. Merdan'la ikimizin aynı konuda olmamızdan da son derece memnun oldum. Yarınki program için Mehmet Metiner'e davet yaptım. Kendisi de gelebileceğini söyledi. Bugün teyit edeceğiz. Levent Gültekin'i aradım. Dedim ki biz seninle fikir olarak kavga ederiz. Ettik, edeceğiz. Merdan çok ağır eleştiriler yaptı. Ben çok ağır eleştiriler yaptım. Ama dedim sizin de sesiniz kısıldı. Şimdi buyurun gelin benim programımda konuşun. Levent Gültekin'e bu çağrıyı yaptım. O da dedi ki biraz duracağım. Hakkıdır. Ama mesele şu. Metiner buraya geldiğinde onun görüşlerini savunması için çağırmayacağız. Soru soracağız. Levent Gültekin buraya geldiğinde onun görüşlerini halka aktarsın diye çağırmayacağız. Soru soracağız. Bu vesileyle zaten aktarmış olacak. Gazetecilik yasasının konuşulduğu günlerde unutmayın. Türkiye'nin başının belası soru sormayı bilmeyen gazetecilerdir. İki, Türkiye'nin başının belası birbirinin kuyusunu kazan gazetecimsilerdir. Yani eğer siz şu anda zindanda olan Kürt coğrafyası diye tarif ederek terörist saydığınız gazetecilerin de hakkını savunmazsanız,
Eğer siz mapushanedeki gazetecileri bizden değildir diye savunmazsanız, eğer siz foncuların peşine takılıp o neoliberal siyasetin arkasında aman efendim deyip de aslında oradaki namertçe yapılan bazı meselelere ses etmezseniz bunun adı gazetecilik olmaz. Neden Merdan Yanardağ ile bunu konuştuğumda memnun oldum? Açıkçası ben Levent Bey ve Metin Er'e davetimi yapacaktım. Metin Er meselesi malum, Arınç'la birlikte karşı karşıya geldiler. Öte taraftan Kürt meselesi falan var. Metin Er Kürt meselesinde görev yaptı. Yani tarihsel olarak öyle, bir de hakkında iddialar var. Gel birader biz soralım. Karşıt görüşten gelmiyorlar. İçişleri Bakanı'nı davet ettim. Hakan Ural'ı da tercih etti. Kabul ederim. Hakan Ural benden daha iyi gazeteci olabilir. Ama bizim de bir iki kelamımız olsun. Bu bir. İki, Levent Gültekin'i ben şöyle anlarım. Biz karşıt görüşümüzde olanları işlerinden kovdurtmak, zindana tıkmak, onları yok etmek istemeyiz. Tam tersine kendi fikrine güvenen insan onu karşısında görmek ister. Ben Bülent Arınç'ı karşımda görmek isterim. Mümkün olsa ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı da karşımda görmek isterim. Biz halk adına soru soruyoruz. Ben tabii ki Levent Gültekin'e de bu neoliberal meseleyi, Abdullah Gül meselesini sormak isterim. Mehmet Metiner'e nasıl oluyor da bu kadar yandaşlık oluyor, Bülent Arınç'la kavga ne diye sormak isterim. Çünkü aykırı sorularda yıllarca bunu yaptık. Karşıt görüşten insanlara soru sorduk. Ama bunu Türkiye'de yaptırtmıyorlar. Daha fenası fikir de söyletmek istemiyorlar. Ancak bu işlerse, bu diyalektik işlerse netice yerine oturur. Yarın akşam çok ilginç bir ayrıntılar hazırlıyoruz. Yarın akşamdan sonra da ayrıntılarda da artık daha radikal bir koşuya başlayacağız. Çünkü neden? Söz, önce söz vardı, söz değerli. Devam edelim. Türkiye yanıyor. Türkiye yanıyor. Bir tarafta Mücella abla gibi bir sürü haksızlığa uğramış insanlardan dolayı Türkiye yanıyor. Bir taraftan da ormanlarımız yanıyor. Marmaris'i siz şu anda görüyorsunuz ve DHA kanalıyla gelen görüntüler. Çok iyi bildiğim bir coğrafya benim. Hemen reklamların ardından lütfen ayrılmayın. Doğrudan Marmaris'e, Marmaris Belediye Başkanı'na bağlanacağız ve kendisiyle görüşeceğiz. Marmaris'teki yangın insanlık yangınıdır. Bu gördüğünüz orman, bu gördüğünüz ağaçlar Türkiye'nin oksijen depolarıydı. Neredeyse geride hiçbir şey kalmayacak. Ben size şöyle tarif edeyim. Muğla'ya girdikten sonra Marmaris'e doğru gidersiniz. Orada bir sapak vardır. Oradan aşağısı alabildiğine dünya güzeli ağaçlarla doludur. Yol ağaçlıktır. Zaten yeni yollar yapıldığı için biraz genişleme yapıldı. Sağınızda solunuzda mis gibi kokular gelir. Oradan ta Datça'ya kadar gidersiniz. Aslında Marmaris-Datça arası ve daha sonra Datça pek de ağaçlı yeşil falan değildir. Ama nihayetinde bunlar, bu ormanlar, bu yakılan yerler Türkiye açısından çok önemlidir. Neden yakılan diyorum? Şimdi bir dakika. Onu söyleyeyim. Şimdi sabotaj var, terör eylemi demek kolay. Bunun böyle olup olmadığını bilmiyorum. Ama illa öyle mi yakmak gerekiyor? Ben size söyleyeyim yakmanın nedenini. Bir, eğer siz ekolojik dengeyi, doğanın dengesini bozarsanız, doğa kendisi tepki vermeye başlar. İki, doğanın içine bu kadar çok insanı, betonu vesaireyi sokarsanız zaten orada soluk alma imkanı kalmaz. Dolayısıyla bunu doğa bilimciler açıklıyor. Yangınlar kendiliğinden çıkmaya başlar. Üç, komşularınızla birlikte yıllar önce bildiğim, Mesut Yılmaz'ın da bana söylediği, farklı ülkelerin başka sebeplerden dolayı birbirlerinin topraklarına gidip birbirlerinin doğasını yok edecek şekilde saldırmaları, terör eylemleri yaparsanız insanlığın bencilliği, oradaki gariban dünya güzeli eşekler yanıyor şu anda. Bakın bir tane örnek veriyorum. Dünya güzeli eşekler yanıyor. Onların halini görseniz. Ya şunu unutmayın. Hayvanın dini yok, milliyeti yok, ırkı yok, ülkesi yok. Hayvanın sadece ve sadece o topraktaki bir karşılığı var. Siz hayvana sınır çiziyorsunuz. Siz hayvana bir kültür biçiyorsunuz. Ve bir de yetmiyormuş gibi yaşam alanını katledip onu yakıyorsunuz, öldürüyorsunuz. Ve bunu ne yapıyorsunuz? Benim milletim senin milletinden daha büyük diye. Soruyorum size, Yunanistan'da yaşayan eşekle Türkiye'de yaşayan eşek arasında ne fark var? Ne fark var? Ama herhalde Avrupa'da bir eşek yaşıyorsa daha uygar koşullarda yaşıyordur. Bakın bu coğrafya, bu gördüğünüz coğrafya dünyanın bir başka yerinde çok nadir bulabileceğiniz bir coğrafya ve gözlerimizin önünde mahvoluyor, yok ediliyor. Şunu da söylemek isterim. Bölgeden haber yapanlar vesaire, dün Kürşat çok değerli Habertürk'ün görevli gazeteci arkadaşlarımızdan birisi Kürşat Oğuz çok önemli bir tweet attı. Tweet'in birinci kısmında bazı
bazı şöhretimsi isimler olayları yanlış aktarıyorlar. Çünkü dedi bu yangınlar uçakla sönmez dedi. Doğru. Uçakla sadece sönmez. Çünkü uçağın bıraktığı su daha aşağı inmeden zaten buhar olur. Olsa olsa uçak bazı bölgelerde yangının yayılmasını engellemek için ormancılara yardımcı olabilir. Buradaki mesele şu, bal gibi de bu bölgelerde bu yangınların olacağını bildiğimiz halde yeterli personelin orada bulundurulmaması, araç gerecinin orada bulundurulmaması ve yardımcı olması gereken uçakların bölgede bulundurulmaması meselesidir. Ormancılar her sene canları pahasına çok büyük emek veriyorlar. İtfaiyeciler çok büyük emek veriyorlar. İnsanlar kovalarla su taşıyorlar, çok büyük emek veriyorlar. Dolayısıyla bu meseleye buradan bakmak gerekiyor. Ormancılara her türlü desteğin verilmesi gerekiyor. Şimdi reklama gireceğim radikal tahammülsüzler. 8 dakika sonra buradayım. Marmaris'e gideceğiz. Belediye başkanı bizle olacak. Ondan sonra da tam 40 dakika çok sözümüz var. Belki de 45'tir bilmiyorum. Biriktirdiklerimizi size anlatacağız. Hadi bakalım radikal tahammülsüzler. Biraz tahammül edin. 8 dakikamız kaldı. Sevgili seyirciler, radikal tahammülsüzler. Şimdi özgür sahaya girdik. Başlıyoruz konuşmaya, yürümeye, koşmaya, ne varsa her şeyi söylemeye. Memleketin ne meselesi var? Mesela ormanlarımız yanıyor, nefes alamayacağız, ölüyoruz. Ekmek 5 lira olmuş, olmadı diyenler var. Bir ay içerisinde belki de 7-8, yıl sonunda 10-12 lira olacağını biliyoruz. Gerçekten mutfaktaki yangın iyice büyümüş durumda. Taksicilerle ilgili kontak kapatma eylemleri var, tırcılarda var. Yani iş öyle bir hale gelecek ki çiftçi ürününü toplasa bile buraya gönderemeyecek hale görecek. Bakın bunu söyleyeyim size. Daha büyük bir kriz bekliyor Türkiye'yi. Onu da altına çizeyim. Çok büyük bir kriz. Biz maalesef ithalatçıyız. Buğday ithalatçısıyız. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki o çatışmadan dolayı o bölgede hem buraya yönelik ithal edeceğimiz buğdayı getiremiyoruz hem de bölgede üretim istenildiği şekilde devam edemiyor. Dönüp bakıyorsun kendi topraklarında üretim yok. Dolayısıyla belki de artık iki lokma ekmek yer doyarız dediğiniz zaman yiyecek iki lokma ekmeği de bulamayacaksınız. Ama Sayın Devlet Bahçeli hangi konuyla ilgili? Akıllara zarar bir mesele. Gördüğünüz gibi iki isim, ikisi de ünlü isim. Bir tanesi Sayın Devlet Bahçeli, bir tanesi sevgili kardeşimiz Cem Yılmaz. Şimdi Allah aşkına meclisin kürsüsünde bir siyasetçinin bütün işi gücü bir kenara bırakıp ki basın yasasına geleceğim ama bu bence çok daha önemli. Ya sen Cumhur İttifakı'ndaki ikinci isimsin. Sayın Devlet Bahçeli tekrar dediğim gibi kürsüdeki gibi birisi değildi ya ben tanıdığımda. Bakın neler söyledi. Bugün onun söylediklerini size anlatacağım. Bakın neler söyledi. Cem Yılmaz'a söyledi. Bu olacak iş mi Allah aşkına? Bir izleyelim. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bir yanda magazin programlarıyla gözümüzün içine sokulan bohem ve aşağılık hayatlar varken diğer yanda bu hayatları yaşayanların özgürlükçü ve hümanist poz vermeleri çelişkidir, alçak bir kumpastır. Bir ülkede ölçü şudur. Bir ülkede ölçü şudur. Eğer bir sanatçı, bakın eğer bir sanatçı sahneye çıkıp dilediği gibi konuşabiliyorsa, eğer bir tiyatro oyunu hiçbir engel olmadan sahnelenebiliyorsa, eğer bir şarkı hiçbir esaret olmaksızın söylenebiliyorsa, bunu çoğaltabiliriz. Eğer bir kitap hiçbir baskı sansür olmadan yayınlanabiliyorsa, o ülkede hiç değilse halk biraz soluk alabilir. Bütün bu baskılara karşın Cem Yılmaz'ın özgürlüğü ne işe yarar diye sormayın. Şu işe yarar. Cem Yılmaz bir gün çıkar sahneye, bir cümle eder. Benim gibi, sizin gibi milyonlarca insanın
yazarının söylediğinin bir anlamı kalmaz. O bir cümle kulaktan kulağa, kulaktan kulağa büyür ve bambaşka bir şey yaratır. Örnek mi? Metin Akpınar, Zeki Alasya. 12 Eylül zulmünde Haldun Taner'in öğrencileri, ki ondan önce kabareyi Haldun Taner'le birlikte yapmışlardı. Bir Haldun Taner bakın Türkiye'ye ne getirdi? Bir Haldun Taner Zeki Metin'i armağan etti. Ahmet Gülhan'ı armağan etti. Orası bize bugün başta yasaklar olmak üzere, Beyoğlu olmak üzere hepimizin, bakın hepimizin, ben daha küçücük çocuktum, belleğimizde 12 Eylül zorbalığına karşı bir direnişi ortaya koydu. Haldun Taner'in bir öğrencisi kim? Ferhan Şensoy. Ferhan abim. Tıpkı Metin abim gibi, Zeki abim gibi, Ferhan abim de, ki bence Türk tiyatrosunun en önemli ekolüdür, İstanbul'u satıyorum dedi. Önceden isyan etti. İçinden tramvay geçen şarkıyla faşizmi ifşa etti. Hemen yanı başımızdaki İran'daki mollaları ortaya koydu. Başyapıtlar yaptı ve Özal zulmüne karşı muzur müzikali yaptı ve tiyatrosunu yaktılar. Daha pek çok örnek verebilirim. Gence Erkal dimdik durdu sahnede. Rutkay Aziz dimdik durdu sahnede. Ayak bacak fabrikaları yapıldı 12 Mart'ta. İşçinin o zulmüne karşı Brecht ekolü geldi buraya. Ve ne oldu? İşte Gülü Sururi, Engin Cezler Tiyatrosu ile birlikte, yine Haldun Taner'le birlikte Türkiye'nin en ilginç, en görkemli oyunlarını yaptılar ve bizim hayatımıza dokundular ve belleğimizde oldular. Daha pek çok isim sayabilirim. Daha dün Caniko diye Yıldız Kenter, Cumhuriyet Yıldız Kenter'dir işte, ötesi yok. Cumhuriyet Yıldız Kenter'dir, Cumhuriyet İdil Biret'tir. Şimdi diyeceksiniz ki bunun Cem Yılmaz'la ne alakası var? Şu var, arkadaş... Bir sanatçı, bir komedyen istediğini yapar. Ve buna hiçbir siyasetçi tek kelime edemez. Çünkü her sanatçı iyisiyle kötüsüyle siyasetçiden büyüktür. Niye büyüktür? Girin hemen internete. Girin hemen internete. Amerika'daki McCarthy dönemindeki, Amerika'da McCarthy dönemindeki o zorbalığa karşı Charlie Chaplin'in hem Nazi'yi hem Amerika'yı eleştiren, Nazileri, Amerika'yı, Hitler'i eleştiren tavrından dolayı ülkesinden gönderildiğini, ama yıllar sonra ülkesine döndüğünde milyonların onu ayakta alkışladığını görün. Hatta Hasan, Cemre'ye söyle. Cemre bu arada bizim yeni asistan, 21 yaşında, son sınıfta okuyor. Onu yetiştireceğiz. Sizinle tanıştıracağım. Cevval bir kız. Onu da aklınıza yazın. Belki de ileride Cemre'nin adını da her yerde duyacaksınız ama bekleyeceğiz hep beraber. Cemre'ye söyleyeyim. Bulsun şeyin, Charlie Chaplin'in dönüşü. Oscar almak için dönüşü. Onu bir görün. Şimdi Cem Yılmaz bu mu değil mi? Bilemeyiz ki. Cem Yılmaz öyle bir film yapar ki bu dönemi anlatır. Cem Yılmaz öyle bir şey söyler ki milyonlara. Ama siz böyle hedef gösterdiğiniz zaman yarın Cem Yılmaz'ı serserinin teki, 12 Eylül'den önce çok yaşadık, 12 Eylül'den sonra da çok yaşadık, bir yerde yumruklasa, bir yerde kafasına silah sıksa, bunun şeyini kim ödeyecek? Hesabını kim verecek? Bedelini kim ödeyecek? Ersan Kuşeri'yi ben izledim. Bana göre de Cem Yılmaz'ın çok altında bir komedi. Çeviririm, seyretmem. Cem Yılmaz sözüyle, tavrıyla bu ülkede meddahlık geleneğini batılı anlamda taşımış sonsuz zeki bir adam. Yani şimdi biz bu kadar anlatırız ederiz falan ama Cem Yılmaz az buz yetenek değil ki. Tüm Türk siyasetindeki insanları yan yana koyun. Bakalım Cem Yılmaz gibi o 60 dakikada hiçbir şey olmadan, elinde kalem yok, kağıt yok, hiçbir şey olmadan 120 dakikada binlerce insanı koltukta oturtabilecek mi? Siz insanları toplamak için neler yapıyorsunuz? Adam biletleri satışa çıkarttığında 10 saniyede bitiyor. Neden? Herhalde bir büyüsü olması lazım. Zeki Metin için kuyruğa girerdik ya. Aylar sonrasına yer bulamazdık. Hangi birinizde böyle bir durum var? Hangi siyasetçide bu var? Hangi siyasetçide bu var? Ve daha önemlisi, ölmüyor kardeşim işte. Ölmüyor. Haldun Taner öldü mü? Ölmedi. Ankara Sanat Tiyatrosu öldü mü? Ölmedi. Dostlar Tiyatrosu ölür mü? Ölmez. Çünkü mesela Yıldız Kenter'in çocukları halen hayatta, halen ayakta. Çünkü hepsi birer Yıldız Kenter. Tiyatroya, sinemaya, edebiyata, plastik sanatlara karşı olmak, insana karşı olmak demektir. Kaldı ki söz ettiği platform Sayın Bahçeli'nin, paralı bir platform. İnsan parasını verir, izler. İstemiyorsa da izlemez. Bu bir. İkincisi, artık televizyonlarda en azından eğlence programları bağlamında seçenekler var. Basarsınız, beğenmediğinize geçersiniz. Şimdi yarın düşünün, gümbür gümbürün senaristlerine düşünün. Bu insanlar yarın eline kalem alsa, Devlet Bahçeli skeci yapacak olsa, oradaki MHP'li gençlerin, ülkücülerin kendilerine zarar vermeyeceğini bilebilirler mi? Peki hiç mi düşünmüyorsunuz bu ülkenin evlatlarının can güvenliğini? Ahlak meselesine gelince, kişi kendi ahlakından kendi sorumludur.
Eğer Cem Yılmaz çaldıysa, çırptıysa, dolandırdıysa, ülkesine ihanet ettiyse o Cem Yılmaz olarak değil, insan olarak eleştirilir. Ama kim kimle ne yapmış, nasıl bir hayat sürmüş biz bunu bilemeyiz ki. Kaldı ki Zeki Metin her türlü argoyu da kullanırdı sahnede ama tam yerine rast geldi diye koyardı. Al aklımıza başkası geldi. İşte Levent Kırca. Öldü mü Levent Kırca? Ölür mü Levent Kırca? Ölmez. Ölmez. O yüzden Sayın Bahçeli'nin şöyle düşünmesi lazım. Mesela biz Allah'ın günü din tacirliği olarak ortaya çıkan televizyonlara bunları kaldırın diyor muyuz? Demem. Onlar da konuşacak. Biz diyor muyuz sabah programlarında memleketin başka derdi yokmuş. Gelin kaynanayı kavga ettirip milleti manyak edenlere bir şey diyor muyuz? Sonra göbek atanlara, kanaat önderi gibi akıl vermeye çalışanlara, sonra Kanal D'nin sabah kuşağında magazin programı diye başlayıp iktidarın bayağı tetikçisi olan programlara hiçbir soru sorulmasına izin vermeden onlar bir şey deniyor mu? Dememek lazım. Hürriyetin önünü açmak lazım. Özgürlük böyle bir şey. Özgürlük böyle bir şey. Bakın Bahçeli'yle ilgili bir video daha var solcularla ilgili. Onu da izlettireceğim. Bu da ayrıca önemli. Ben Sayın Bahçeli'nin geçmişte herkes tarafından önemli bir devlet adamı olarak saygı gördüğünü düşünüyordum. Bahçeli'yi tekrar ediyorum. Bir kez ziyaret ettim. Hayatımda bir kez gördüm. Son derece kibar falan. Yani nasıl olduğunu anlamış değilim. O solcularla ilgili videoyu da verelim. Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip mesela lüks bir mekanda veya tatil beldesinde dar gelirli bir ailenin neredeyse bir aylık mutfak masrafına eşdeğer bir parayı bir saatte harcayıp gününü gün eden ve kursaklarını dolduranlar ya da geceliği bir memurun aylık maaşına eşdeğer bir otelde keyif sürüp ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşup vur patlasın, çal oynasın havasıyla har vurup harman savuranların veya ön kapıda mağdur, arka kapıda mağrur, görünüşte düşünceli ve duyarlı, fesatta fırsatçı, faizci ve fazilet yoksunu tatlı su solcularının, meyhane devrimcilerinin, merdane gibi dönen devşirmelerin, böyle ekonomi olur mu? Bu fiyat artışları ne olacak diye sorup arkaya dolandıktan sonra yatlarla dolaşan, katlarla doluşan, sonradan cebi para görmüş üç kağıtçı demokratların bize anlatacak, bizimle paylaşacak hiçbir şeyi olamaz. Bahçeli'nin sözlerinin altına imza atarım. Tatlısı solcusuysanız en çok onunla zaten gerçek solcular mücadele eder. Tatlısı solcusu diye uydurulan, entel direğe alay edilen insanlar neyi tarif ediyorsanız tamam. Türkiye çünkü zaten yarı aydınlardan çekti. Türkiye zaten entel dantel diyen insanların aydın düşmanlığından çekti. Peki solculuk böyle bir şey mi? Gelin konuşalım. Hodri meydan konuşalım. Solculuk dediğim mesele ne biliyor musunuz? Yarın size anlatacağım. Siz sabah ben buraya gelmeden önce 10 tane telefon geliyor. Birinin çocuğu aç açık. Birinin işte ekonomisinde sıkıntı var. İntiharın eşiğine gelmiş. Dün kendi boğazına isimleri söyleyemiyorum maalesef. Eczacı kadıncağızla konuştum. Bir büyük sanatçını yarın açıklayacağım. Türkiye'deki halk müziğinin en büyük isminin vasiyetine ihanet edilmiş. Açıklayacağım. Bunlarla ilgilenirsin. Halkın derdiyle dertlenirsin. Bir yerde bir sanatçı dayak yer, sansüre karşı durursun. Bir yerde işçi emekçi mücadele eder, onunla olursun. Gezide bir sorun çıkar, oradaki ailelerin yanında durursun. Solcu dediğin insan aynı zamanda yoldaştır. Halkının yanındadır. Solcu dediğin insan ama bütün bunların yanı sıra okur, yazar, düşünür, hayatı anlamaya çalışır. Kimseye kendi iradesini devretmez. Kaleminin onurunu, namusunu korur. Bizim bildiğimiz solcu budur. Sayın Bahçeli, biz solcu diye Nazım Hikmet'i biliyoruz. Sayın Bahçeli, biz solcu diye Orhan Kemal'i biliyoruz. Biz solcu diye bu ülkenin devrimci gençlerini biliyoruz. Aziz Nesin'leri biliyoruz. Biz solcu diye Mahir Çayan'ları biliyoruz. İbrahim'leri biliyoruz. Bu insanların tamamı gözünü kırpmadan idam sehpasına gidecek kadar merttiler. Hiçbir zaman gözlerini budaktan sakınmadılar. Niyetleri neydi? Ceplerini doldurmak mıydı? Niyetleri neydi gençliklerin baharında? Ama yapmayın etmeyin. İnsanlar ne giyer, ne yer, ne içer falan. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sizin o tatlısı solcusu dedikleriniz AKP'nin ortağıydı daha önce. Yetmez ama evet dediler. Ellerinde yes be annem dediler. Bilmem ne dediler. Hiçbir tartışmaya girmediler. Bize hedef gösterdiler.
Ama bu ülkenin solcuları bütün bunların hiçbirisini yapmadı. Bu ülkenin solcuları Kuvayi Milliye ile hareket etti. Bu ülkenin solcuları aydınlanma mücadelesi verdi. Bu ülkenin solcuları anti-emperyalist kavga verdi. Bu ülkenin dincileri 6. filoyu alkışlarken göğüslerini siper etti. Ve bu ülkenin solcuları bugün sahada olamadığı için, askerler eliyle katledildikleri için en son 12 Eylül'de ülke bu halde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki dönemde bu ülkede eğer iyi bir şey olacaksa yine inanın o bir avuç solcu da olacak. Çünkü solcu memleketinden kopmaz, memleketinden kaçmaz. Çünkü solcu diline de sahip çıkar, toprağına da sahip çıkar, solcu bütün insanlara sahip çıkar. Bunu da buraya not düşmüş olalım, gündeme not. Gelelim yasaya. Sansür yasası. Halk arasında korku ve paniğe neden olacak haber yayan gazeteciler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Soru. Cezalandırmada korku ve paniğin ölçütü ne olacak? Şahane yazmışlar bunu. Hazal yazmıştır. Teşekkür ediyorum kendisine. Mesele şu. Şimdi ben buraya çıktım. Bir gün önce de haber aldım falan. Bunun somut örneğini vereceğim. Arkadaşlar o zaman Halk TV'den daha kovulmamıştım. Orada çalışıyordum. Pandeminin ilk dönemleriydi. Bu arada gazeteciler için kovulmak pırpırdır. Yani generalliktir. Orada kızdığımız bir şey yok. Aç parantez, kapa parantez. Dönelim şimdi. Pandeminin ilk günleri. İçeriden haberler geliyor. Hastanelerin içinden haberler geliyor. Bizde ilk vaka yakalandı dediklerinden 2 ay önce. Yeri, hastaneyi, her şeyi biliyorum. Ben zaten hastalığın olduğunu biliyordum. Söyleyemedik o zaman. Çünkü teyit etmenin dışında bir de hani Türk Tabipleri Birliği ile ilgili bir mesele olması gerekiyordu. Fakat bize gazeteci olarak sahadan gelen bilgiler açıklanan vakaların 3 misli, 4 misli olduğunu söylüyordu. Ben televizyona çıktım. Türk Tabipleri Birliği ile de sürekli kontak halindeydim. Ve dedim ki o zaman arkadaşlar burada bir katakulli var. Bu katakulliyi de zaman içerisinde göreceksiniz. Bu iş söylendiği gibi değil. Rakamlar şöyledir, böyledir. O vakit söyledim. Sonuç ne oldu? Benim söylediğime gelindi. Peki bugün bu yasa çıktığında ben diyeceğim ki arkadaşlar bu iş öyle değil de şöyledir, böyledir. Adam diyecek ki halkı şey yapıyorsun, korku ve paniğe sevk ediyorsun. Tıpkı halkı kin ve nefrete sevk etmek gibi. Yeni bir ceza uyduruldu. Zaten biz ötekinden yargılanmaktan fenalık geldi. Şimdi de bu çıkacak başımıza. 1 yıldan 3 yıla. Yani burada cezayı aldın mı bu sefer düşünsenize biz zaten burada yaşıyoruz. 3-5 gazetecinin ayağına bunu prangayı bağla konuşamayalım. Ne yapacağız sizin karşınızda? Böyle, hatta dur belki de yarın öyle bir şey yaparız. Öyle bir haber yaparız ki komedi haberleri hiç gerçek haber vermeyiz. İşte Türkiye bu hale gelecek deriz. Bakın bunu düşünelim, beraber düşünelim. Geçelim diğer şeye. Bakın. Mahkeme veya savcı bir tweet'e yalan bilgi derse kişisel bilgilere erişebilecek. Şimdi burada çok katmanlı enteresan bir durum var. Şimdi bir tweet yazdınız. Tweet'i de takma isimle yazdınız. Bu takma isimle yazdığınız şeyin tweet'in sonucunda size savcı bu kimdir diye bulup çıkaracak. Şimdi Türkiye'de öyle bir korku iklimi var ki insanlar devlet memuru, insanlar öğrenci, insanlar korkuyor. Takma isimlerle kimi bilgileri ortaya çıkartıyor. Gazeteciler falan peşine düşüyor. Tecavüz, taciz vesaire gibi olaylar. Şimdi bunun iyi görünen tarafı da şu. Herkes kardeşim kendi adıyla yazsın, korkmasın. Bundan en çok çeken biziz. Hakkımızda edilen küfürler, hakkımızda atılan iftiralar, hakkımızda söylenen yalanlar, bunların hiçbir ispatı olmadan insanlara hedef göstermeler bunlar oluyor. Buna rağmen özgürlükten yana olmalıyız. Belki bu terazide şunu hızlandırmak gerekir. Yapılan şikayetlerde bilişim suçları daha hızlı işlemeli olabilir. Yani düşünsenize ben buradan oturdum. Birisine dedim ki mesela buradaki bizim oğlana İbrahim sen şu parayı aldın götürdün çaldın. Şimdi İbrahim de toplumda saygın biri. Ben yazıyorum troller kanalı 10 dakika sonra İbrahim TT. İbrahim hırsız. Baba İbrahim kendini nasıl savunacak? Asıl mesele bu. Bir yasa kadar ahlak ölçüsü de önemli. Geçelim bunu. Bu meselenin boyutu bu. Bir başka hikaye. İnternet haber siteleri de basın ilan kurumuna bağlanacak. BTK tarafından kurum ve kuruluşlara reklam yasağı getirilebilecek. Yasağa aykırı davrananlara 100 bin liraya kadar ceza kesilecek. Yerel basın nasıl ayakta kalacak sorusu haklı ama yetmez. Fazlası var. Şimdi bir son dakika haber var. Manadası davası kararı yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uymadı. Şaşırdık mı? Neyse. Şimdi bu meseleler ayrıca başka hikaye. Aslında Manadası davasını şey kazandı. Az önce bakalım neymiş? Görülen Manadası davasında bana söyleyin. Mahkeme hakimi almış olduğu kararı istinaden. Çocuklar söylesenize bana. Evet.
Tamam. Peki. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Yerel basın nasıl ayakta kalacak sorusu. Yerel basın Anadolu'da özellikle önemlidir. Yerel basının iki boyutu var. Birileri Türkiye'de belediyelere tehdit ederek para tornistan cebine atanlar var. Böyle davrananlar var. Bir de son derece namuslu davranıp bizim gibi büyük kuruluşların yapamadığını yerinde yapanlar var. Birinci gruptakiler için etik bir sorun var. İkinci gruptakiler içerisinde de finansman sorunu var. Zaten bu insanlara bir kere 100 bin liraya para cezası verdiniz ve bitti. Ama sadece basın ilan kurumundan zaten bir şey aldıkları yok. Ama başka bir sorun var. O sorunu hiç konuşmayacak mıyız? Asıl sorun ne? Bence asıl sorun şu. Asıl mesele şu. Siz herhangi bir internet sitesinde de çatırt diye bu cezayı verdiniz ya, bir daha zaten ayağa kalkamaz. 100 bin lirayı taşıyacak kaç tane internet sitesi var? Bir de başka bir bela var. Zaten burada Rütük sorunuyla karşı karşıyayız. Sayın Rütük üyeleri adil davranıyorlar ama işte bizim yaramazlığımız diyelim. Öteki taraftan da bu internet meselesi olunca ne olacak? tele1.com.tr başında olan arkadaşlarımızın hepsi yoğun çalışıyor. Fırat da burada, daha az önce konuştuk. Ne olacak bu insanlar? İki kere düşünecekler. Üç kere düşünecekler, beş kere düşünecekler. Ne için? Haberin doğruluğu için değil. Ne için? Bu haberden dolayı kanalın başına bela gelir mi diye. Üçüncü şeye geçelim. Meseleyle ilgili siz anlayın diye. Basın kartı resmi nitelikli bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Soru, basın kartı kimlere nasıl verilecek? Tüm basın çalışanları basın kartı alabilecek mi? Mevcut düzenlemelere göre herkes basın kartı alabiliyor mu? Al başına belayı. Biliyor musunuz? Size matrak bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda hiç basın kartı başvurusu yapmamıştım. O zaman Bir Gün gazetesinde de yazı yazıyoruz. Haberlerimiz çıkıyor falan. Abi sana da başvuralım dediler. Yaşım olmuş işte 45 mi ne işte ne, her neyse. Ya vurun ama bizim buna ihtiyacımız yok dedik. Böyle bir imtiyaz da gerekmiyor ama zaten Fahrettin Altun Bey verecek bunu kişisel tercihiyle. Ayrıca da başka bir şey daha söyleyeceğim. Fahrettin Altun Bey'in vermesinin dışında zaten basın kartın var diye de Erdoğan'ın basın toplantısına giremiyorsun. Akreditasyon var, bilmem ne var, bir işe de aradığı yok. Pek çok arkadaşımızda da yok. Şu mekanın içerisindeki arkadaşlarımıza da basın kartı vermiyorlar. O da ayrı mesele. Şimdi basın kartı kimlerin elinde? Ben size söyleyeyim. İş adamlarının elinde. Sokaktaki insana zulmeden bir takım bürokratların elinde. Siyasilerin elinde. Basın emekçilerinin elinde mi? Kameramanın elinde mi? Muharebenin elinde mi? Çoğunda yok. 212 diye bir özel yasa vardı. İçini boşalttılar zaten. Bu kime yarayacak? Basın kartı istediklerine verilecek. Ben basın kartı başvurusu yaptım. Enver Aysever'in gazetecilik için yeterliği yoktur diye bir yanıt geldi. Şimdi düşünsenize, ben yıllardır medyadayım, binlerce saat yayın yapmışım. Türkiye'deki görsel olarak yani ekranda yaptığım programlarla bütün gazetecilik ödüllerini almışım. Belki 2000-3000 tane makale yazmışım. Gazetecilikte yeterli değilmişim. Şunu diyebilirsin kardeşim, kötü yazıyor, beceriksiz, onu okur, seyirci karar verir. Ama yeterli değilmişim. Sonra utandılar da verdiler. Ve nihayetinde burada iyice kendilerine yandaş olanlara verecekler. Halk adına mücadele edeceğim basın mensuplarına vermeyecekler. Peki kim bunun kararını verecek? Kim kararını verecek? Ölçüyü kim koyacak? Ve siz bu resmi nitelik kimlik kartı niteliği taşıyabilir. Doğrudur. Sizin her yerde de her yere girip çıkmanıza kolaylık sağlaması gerekir. Soru şu, adil olacak mı bu basın kartı verme? Ama daha da önemlisi, basın kartınızla Cumhurbaşkanı'na da soru sorabilecek miyiz? Zor. Devam edelim. Evet. Yasaklanan içeriğin yayınlanması durumunda BTK reklam yasağı getirebilecek. Aykırı davrananlara 100 bin liraya kadar ceza gelecek diyor. İçerik neye göre yasaklanacak demiştik. Bu az önceki şeyin volün tekrarı. Ötekine geçelim arkadaşlar. Bir hata yapmayalım. 1, 2, 3, 4, bir de 5. olması lazım. Bir tane daha olması lazım. Neyse. Burada yani bu tabloda biz bütün bunlar olurken peki neyle karşı karşıyayız onu göstereceğiz şimdi. Bütün bunlar var. Yani aşağı yukarı tabloyu anladınız. Mesele şu. Bence birinci mesele basın kartı bilmem ne falan önemli değil. Yalan haber vermek. Ya Man Adası iddiasını ortaya koydu Sayın Kılıçdaroğlu. Sen de haberi verdin. Basında dedi ki
devlet de dedi ki bu ispatlanmamış. Çağat sana verecek. Ya kardeşim, ana muhalefet partisi lideri haber niteliği taşıyor. Yok. Biliyorsunuz biz, diğer iki kanal, işte Fox, Flash neyse, onlar da 5-6 kanal. Özgür Özel'in açıklamalarını yayınladık. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını falan yayınladık diye ceza aldık ya. Daha geçen haftaya kadar 2 milyon lirayla başımızda demokrasinin kılıcı vardı. Bu koşullar altında ben ne olacak? İşsiz kalsam ne olur? Buradaki çocuklar işsiz kalsa ne olur? Herkes zaten asgari koşullarda yaşıyor. Dükkan kapandı. Kimin sesi kesilecek? Kimin sesi kesilecek? Herhalde benim değil. Ben evde oturur kendi kendime konuşurum. Ne yapayım? Sosyal medyaya da giremeyeceksiniz o zaman. Halkın sesi kesilecek. Şimdi şu aktroller meselesini görelim. Asıl tezgahı görmek için. Buna önlem alabilecek kimse var mı? Aktrol itirafçısı Orhan Sarıkaya, Albayrak, Soylu ve Külünk'ün 3 troll grubu var. Kimi tweet başına para alıyor, kimi aylık maaş. İşte mesele bu. Kendisi aktrol olan bir kişi buraya gelmiş. Diyor ki Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Külünk. Külünk'ü nereden biliyoruz? Yurt dışında olan, şu anda hali hazırda yurt dışında olan ve videolarına engel gelmiş olan bir isimden söz ediyorduk. Sedat Peker'den. Diyor ki para alan kişi bu. Şimdi buna karşı nasıl mücadele verecek? Troll grubuyla. Ya tweet başına 500 lira alan varmış. Abi otur yerde salla. Günde 3-5 bin lira. Nasıl oluyor bu işler, onu da anlamadım. Yani bu algı, TT yapma bilmem ne. Bu büyük iş, doğru mu bilmiyorum. Sayın Soylu'nun böyle bir ekibi olduğu söyleniyordu. Çünkü Albayrak'la ikisi birbirine girmişlerdi. Sayın Soylu kazandı. Albayrak'ı yedi şimdilik. Ama asıl mesele bu. Hakikati çarpıtan ne? Hakikati çarpıtan kim? Yani burada çıkıp da işte bir anda karşınızdakine yönelik de bir komplo yapabilirsiniz. Mesela anketlerde diyelim Kılıçdaroğlu almış yürümüş. Siz de Kılıçdaroğlu'nu yok etmek istiyorsunuz. Alevi Kılıçdaroğlu aday olamaz diye üçünüz birden daldınız gitti. Başka birisi için, Akşener için dediniz ki İçişleri Bakanlığı'nda geçmişte yaptıklarının hesabını ver. Gitti. Bunlar, bu sorunlar tartışılabilir mi? Ayrı mesele. Ama bir anda kendi adamınız öne çıkartmak istiyorsunuz. Halk kahramanı Soylu dediniz. Oldu yürüdü algı vesaire. Çünkü post-truth dedikleri bir dönem var. Yani hakikat ötesi, hakikatin çarpılarak yeni hakikat yaratılma dönemi. İşte burada bunlar yapılıyor. Tüm dünyada böyle. Tüm dünyada böyle. Hal böyle olunca da iş bambaşka bir hale geliyor. Şimdi Selman'a gelelim. Memleket, Sedat Peker, Türkiye, cinayet, Selman hepsini üst üste koyduğumuz zaman zaten kafalar iyice karışmış olacak. Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'ye geliyor. Bu adamı biz katil olarak tanıyoruz. Normalde medeni bir ülkede Türkiye sınırlarına girdiği anda tutuklanması gereken bir adam. Açık, net bir cinayetin azmettiricisi. Kafayı kestiler, gazetecinin kellesini kestiler, böldüler, torbalara koydular. Ondan sonra yanlarını aldılar, uçakla gittiler. Emri veren kişi. Emri veren kişi Türkiye'ye geliyor. Neden? Türkiye'nin artık parası yok. Neden? Türkiye'nin artık dünyada ilişkiye girip de finansman sağlayabilecek herhangi bir muhatabı kalmadı. Yani Türkiye açısından çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Devam edelim bu meseleye. Bu gerçekten Türkiye açısından hazin bir tablo. Şimdi bu meselenin boyutunu size göstermek açısından Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman, hangi koşullarda Selman hakkında ne söylemiş, bir kere onu görmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Ya şimdi arkamda görüyorsunuz medya olduğu iddia edilen şeyler var, yapılar var. Ya şimdi şöyle bir tablo düşünün. Türkiye'nin onurunu, namusunu, şerefini, haysiyetini korumak birinci derecede Cumhurbaşkanlığı makamındadır. Net, açık, tartışmasız. Türkiye'nin içindeki bağımsız olduğunu varsaydığımız hukuk, ilişki vesaire de olup bitenler dünyada kimseye hesap vermeksizin kendi içerisinde yaşanması gereken ve kendi içerisinde eleştirilerek tartışılması gereken durumlardır. Cinayet işlenen ülke neresi? Burası. Cinayet işleyen kişi kim? Dışarıdan gelen kimseler ve bu ilişki ağında Türkiye'nin hukuk koşullarında yargılanması gerekirken Sayın Erdoğan da doğruyu yapıyor ve söylüyor. Tabloya bakın, katil prens denilmesi Türkiye sayesinde. Diyen kim?
Diyen kim? Gözlüklü beyefendi. Adını bile anmak istemiyorum çünkü bana zırt pırt dava açıyor. Dolayısıyla bu arada ona aklıma geldi Hasan. Ahmet Hakan'a hakaret ettiğim iddia edilen davada ona bit yavrusu demem sebebiyle bana galiba 3000 lira ceza verildi. Öyle bir şey. Sonra da ertelediler falan filan. Dolayısıyla böyle bir de kendi içinde bir menü oluşmuş oluyor. Ne dersen kaç para falan, bir de böyle bir durum var. Neyse. A Haber, Amerika kuklası Selman skandal hareketine büyük tepki. Bu ikisi, bir tanesi büyük yandaş, bir tanesi televizyon yandaşı. Dönelim bu tarafa. Takvim biraz geç oldu ama katil prens. Devam edelim. ABD kritik raporu açıkladı. Ölüm emri Prens Salman'dan. Peki biz bugün kimi açıklıyoruz? Yani kimi ağırlıyor Türkiye? Kimi ağırlıyor Türkiye? Ya açık seçik tüm dünyaya katil demişsin. Ondan sonra kardeşim deyip sarılacaksın. Ben de şunu düşünüyorum. Ya arkadaş, bu ülke bir dış politikada etik ölçüler, bir tutarlılık göstererek kendisini dünyada saygın kılmaz mı? Bunun tam tersini yaptığınız zaman ne olacak? Bu arada bir tane daha şey vardı, o elimizde mi? Daha önce Taliban'ı ağırlamıştık, onu yapmışlar mı bilmiyorum. Biz kimleri nerede ağırlıyoruz onları da görmüş olacağız bu meselede. Peki, şimdi bu şeye bir devam edelim. Sansür yasasındaki meslek örgütlerinin neler yaptığını, orada bir VTR'miz var, onu verelim. Olamaz, özgür basın susturulamaz, sansür yasasına hayır. Sosyal medya yasa tasarısına tepkiler büyüyor. Basın meslek örgütleri de Türkiye'nin dört bir yanından seslerini yükseltiyor. Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı İstanbul Şişhane'de bir araya geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, yasa teklifi geri çekilinceye kadar mücadele edileceğini söyledi. Bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde bu yasa tasarısına karşı mücadele ateşini başlattık. Bundan sonra da bu yasanın geri çekilene kadar meslek örgütleri olarak aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu yasayı geri çektireceğiz. Kanunun meslek örgütleri tarafından hazırlanması gerektiğini vurguladı. Biz basın meslek örgütleri olarak bu yasanın tamamen geri çekilmesini ve Türkiye'de ihtiyaç duyulan basın ve dezenformasyon konusundaki kanunu basın meslek örgütlerinin hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş da iktidarın hazırladığı tasarıyı Türkiye'nin en karanlık yasa tasarısı olarak niteledi. Yurttaşların da tehdit altında olduğunu söyledi. Mecliste oylanacak olan yasa tasarısı Cumhuriyet tarihinin en karanlık yasalarından birisi. Basına yönelik, gazetecilere yönelik, yetmiyor, sosyal medyayı kullanan tüm kullanıcılara, yani yurttaşlara yönelik büyük bir tehdidi beraberinde getiriyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Uğur Güçse gerçekleri yazmaktan asla vazgeçmeyecekleri vurgusunu yaptı. Bu şekilde yasalaşırsa sosyal medyada normal sıradan vatandaşların bile hapislere atılacağı günler bizi bekliyor demektir. Bu iktidarın yaptığı, kurguladığı geleceği biz gerçekleri yazarak deleceğiz. Ve bu gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Teşekkürler. İstanbul'da özgür basın sesleri yankılandı. Özgür basın, özgür ülke. İzmir'de de protesto vardı. İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, DİSK, KESK temsilcilerinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır da destek verdi protestolara. Yaklaşık 1000 gazete yaşam kaynağı olan resmi ilanları almamakla ve kapanmakla karşı karşıya kalacaktır. Bu yasa teklifi yasalaşırsa sadece gazeteci için de değil, vatandaş için de bilgiyi alenen yayma suçu nedeniyle 3 yıl hapis cezası riski vardır. Seçimler yaklaşırken istibdat politikalarını arttıran ve sansür uygulamak isteyen AKP iktidarı eleştirildi. Sorunun yalnızca gazetecilerin sorunu olmadığı vurgulandı. Tüm toplumun yazmaktan, eleştirmekten, sosyal medyada mesaj paylaşmaktan alıkoyulması hedeflenmektedir. Bu yasa toplumsal bir otosansür dalgası yaratacaktır. Bu nedenle bu yasa sadece gazetecilerin değil, tüm kamuoyunun karşı çıkması gereken bir tekliftir.
Değerli dostlar, Radikal Tahammülsüzler Man Adası davası meselesini gördüm. Kılıçdaroğlu'nun kazandığı davadaki bozma kararında yerel mahkeme ısrar etmiş. Öyle anladım ben haberi. Dolayısıyla bunlar ilginç. Hukuk da belki de kendine gelecek. İşte asıl bizim üzerinde durmamız gereken mesele. Dün sizden çok destek aldım. Ağlayanlar, gözyaşı dökenler, isyanıma ortak olanlar. Çünkü haklı bir isyandı. Kadınlar Pınar Gültekin için sokaktaydı. Artık kadınların yakasından düşün. Bu cinayet turnusol. İstanbul Sözleşmesi ön koşul. Kadınlar susmaz, susturulamaz. Nasıl? İşte dün olduğu gibi, onu bir izleyelim. Diye bağıranlara sesleniyorum ben burada. Hani adalet? Bu adalet midir? Bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri yatamıyorum. Bu feryat 27 yaşında vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in. 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından canavarcasına öldürüldü. Kadın cinayetlerinin klasik haksız tarih savunması yapıldı. Katil Avcı verdiği son savunmada vicdanım rahat dedi. Mahkeme heyeti de bu ifadeden hareketle haksız tarih indirimi uyguladı ve cezasını 23 yıla indirdi. Suç delillerini gizleyip yok etmekten yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'sa beraat etti. Hukuk garabetidir. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. İtiraz edeceğiz bu karar istinaf mezinde. Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kamuoyunda tepkileri beraberinde getirirken partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözleri de bir kez daha hatırlattı. Failin sadece indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, ya şu komikliğe bak, kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Gereğini yapacağız demişti, ancak Avcı'ya uygulanan indirim Erdoğan'ın iddialarını boşa çıkardı. Savunmasında vicdanım rahat diyen katil Metin Avcı'nın sözleri de akıllara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını getirdi. Kılık kıyafetten, üsluptan, tıraştan, kravattan, gömlekten kaynaklı bir şekilde otomatik bir uygulama gibi uygulanmasının da eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerektiriyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda da kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade Evet, kadınların isyanı, itirazı haklı. Aslında Pınar Gültekin sadece bir örnek. Türkiye'nin dört bir tarafına her gün kadınlar tacize, saldırıya vesaireye uğruyor. Hatta sosyal medyada kadınların bir şeyi var. Lütfen diyorlar, hakikatin üzerine örtmemesi için küçük, aslında hakiki olarak tartışılmamış bir takım meselelerle gündem yaratmayın. Gerçek gündemi konuşalım diyorlar, haklılar. Türkiye'de yokluğu, yoksulluğun çok ilginç bir boyutu. Burak Batı, kelimelerin kifayetini kifayetsiz kaldığı anlardan biri. Murat Batı bir hoca, bir akademisyen, bir profesör. Profesör. Bunu hangi okul diye düşünmeyin. Sadece duruma bakın. Nerede olursa olsun fark etmez. Finalden kalan bir öğrenci otobüs, uçak, bilet fiyatlarındaki artıştan dolayı bütünlemeye gelemeyeceğini ve bu yüzden final notuna geçecek kadar not eklenmesini benden istiyor diyor Murat Hoca. Yani çocuk bütünlemeye kalmış. Belli ki ailesinin yanına gitmiş çünkü İstanbul'da ya da Ankara'da yaşayacak hali yok. Bütünlemeye gelmesi lazım. Parayı denkleştirip de sınava gelemiyor. Ha diyebilirsiniz ki bu kötü niyetli mi falan filan. Mesele o değil ki. Bir insan kendisini bu pozisyonda buluyorsa ve bunu dile getiriyorsa ona inanmak yükümlüyüz. Kaldı ki bu vakanın doğru olduğuna Türkiye'de inanmayacak kimse olduğunu düşünmüyorum. Kendi payıma zaten memleketin üniversitesi çökmüş. Rektör rektör değil. Yok yok değil. Kimse kusura bakmasın. Hukuk hukuk değil. Bilim bilim değil. Ben olsam çocuğa geçirdim seni derim. Zaten çökmüş bir yer burası. Artık bunu da sizin şeyinize bırakıyorum. Çapa'ya gideceğiz. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri. Maalesef yıllardır kötü rektörler tarafından yönetiliyor. Ta 12 Eylül'den bu tarafa. Ve aslında en önemli bölümü olan tıp fakültesi de giderek ötekileştiriliyor. Ben tıp fakültesinde akrabam olan iki hekimden dolayı, içeriği de biliyorum, profesörden dolayı. Orada ne kadar titiz hocalar olduğunu falan biliyorum. Ha şunu söyleyeyim. Çok yakında Türkiye hekim de bulamayacak. Onu da yazın bu tarafa. Çünkü ben hekimlerle konuşuyorum. Mesela diyorum ki cerrahlardan birine 10 sene sonra, bir cerraha soruyorum. 10 sene sonra diyelim ki ameliyat olacaksınız. Bugün mezun olan eline
haline kendinizi bırakır mısınız? Pek çoğu ölmeyi tercih ederiz diyor. Çünkü okullarda onlara ders verdirtilmiyor. O yetkin olanlar sistemin dışına götürülüyor. Yurt dışına kaçıyorlar. Şimdi o görüntüye geleceğiz. Çapa Tıp Fakültesinden iki görüntü göreceğiz arka arkaya. Bir tanesi birincinin konuşması. Birincilikle bitiren Türkiye'nin gururu olabilecek bir genç kadının konuşması. Önce onu izleyelim. Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyarda. Şimdi inanın bana samimiyetle söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Başörtülü bir kız. Birincilikle bitirmiş. Bilim uğruna mücadele vermiş. İnanın bana. Şerefimle söylüyorum. Benim tüylerim diken diken olur da. Benim tüylerim diken diken olur da. Biz muhafazakarız. Başörtüsü kavgası veriyoruz diyen pek çok erkeğin olmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kadını hastanede başhekim olarak görmek istemezler. Bu kadını erkek hastaya bakarken görmek istemezler. Bu kadını aslında bir parti genel başkanı olarak görmek istemezler. Sağlık bakanı olarak görmek istemezler. Bu kadını evin içine tıkmak, para kazanmasın, bol bol çocuk doğursun ve erkeklere hizmetçi olarak devam etsin isterler. Dolayısıyla şurada Allah aşkına şu tabloda başörtüsü mü görüyorsunuz, bir gurur mu görüyorsunuz? Ben gurur görüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Aziz Sancarlar diyor, bilim diyor vesaire diyor. Şimdi bu kadın insanın bedenini, anatomisini vesairesini incelemiş bir kadın ve yemin etmiş, kutsal yeminini, hekim yeminini etmiş bir kadından biz korkar mıyız? Kendimizi teslim ederiz, etmemiz gerekir. Arkasındaki kızlar, mini etek giyenler, dekoltesi olanlar vesaire bu kimseyi ilgilendirmiyor zaten. Kiminin sevgilisi olur, kimi ibadet eder, kimi etmez, bize ne? Ama şu tabloya bakın. Bu söylediğimi şimdi belgeleyeceğim size. Aynı törenden. Bakın, töreni veriyorsunuz ama törendeki yemini tam olarak vermiyorsunuz. Ama biz veriyoruz. Özgür medya bu demek. Birinci olan dik duran haysiyetini, onurunu meslek adına yemin ederek koruyacağına söz veren bir isim. Bakın o yemin törenine bir gidelim. Meslektaşlarımla bir çıkar beklemeksizin paylaşacağıma. Hastalarıma yaş. İzzet. Hür. Milliyet. Din ve inanç. Siyasal görüş. Toplumsal sınıf gibi ayrımlarla yapmaksızın hizmet edeceğime. Hekim nedir? Hekim nedir? Hekim önüne gelen bir hastanın dinine, milliyetine, inancına, cinsiyetine, dolayısıyla cinsel yönelimine de bakmaz. Ya birader, burada bu yeminin içerisinde bunların hepsi varken sen bunu sansürlüyorsun. Niye? Niye? Yani bir transseksüel, bir trans birey, bir eşcinsel vesaire sizin önünüze geldiğinizde hekimlerin ona bakmama deme, ben bakmam deme hakkı var mı? Bakınız, hekimlik her şeyden farklıdır. Hekimlik şudur, adam 50 kişiyi öldürmüş olur, onun katil olduğunu bilirsin ama önce onu iyi edersin, ardından hukuka teslim edersin. Hekim cinayet işlemez. Hekim insanlığın bütün erdemlerini taşımak üzere yola çıkan bir insandır, bir kimsedir. Ha, bunu yapan var, yapmayan var. Şarlatan var, sahtekar var. Ayrı mesele. Ayrı mesele. Ama siz çifte ölçü kullanmaya başlarsanız o zaman bambaşka bir yerden bakarsınız. Basın özgürlüğü niye gerekli? İşte bunu verebilmek için. Basın özgürlüğü kadar onurlu, namuslu, haysiyetli akademisyenler niye gerekli? Çünkü insanlık karşısında herkese eşit bakmak için.
Ve dünyaya niye solcular gerekli? Bütün bu değerleri, bütün bu erdemleri aklını kimseye devretmeksizin şeyhine, şıhına, cumhurbaşkanına, parti genel başkanına, müdürüne, şefine, mahalle muhtarına, apartman yöneticisine hiç kimseye devretmeden kendi onuru ve haysiyeti ve ahlaki ölçüleri için yaşadığı için solculara ihtiyaç vardır. Mesele bundan ibaret. Bugün de gündeme not düştük. Dilimizde tüy bitti anlatmaktan. Kafanızı şişirdikten kusura bakmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Cemre'nin gelişmelerini size söyleyeceğim. Bir hata yaptı, bir iyi yaptı. Şimdilik bir bir. Hatayı yarın tekrarlamayacak, daha ileri gidecek. Bir gazeteci nasıl yetişiyor? Burada canlı canlı göreceğiz. Neden? Çünkü ekranlar, koltuklar, bilmem ne, bunları geçin. Gençler gelsin. Herkes bulunduğu koltuklardan kalkması gerektiği zamanı bilsin. Biz evimize gidelim, kitabımızı yazalım. Ha, paramız var mı? O ayrı mesele. Yarın görüşürüz umarım ve nasılsa. Yarın da gündeme birlikte not düşeriz. Bizi hep birinci yaptığınız, gönlünüzde tuttuğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Radikal tahammülsüzler. Yarın sabaha kadar kendinizi tutun. Ayrıntıları da akşam kaçırmayın. Hoşçakalın.